Şimdi bu açıkladığımız 3 il daha önce de tabii belediyeleri HDP tarafından kazanılmış illerdi. Bu 3 ildeki genel manzara aslında şunu gösteriyor. HDP 2014 yerel seçimlerinin çok üstünde bir yerde bu illerde. Fakat 24 Haziran genel seçimlerinin, yani geride bıraktığımız en yakın seçimin de altında, ikisinin arasında bir yerde seyrediyor. Bunun tabii birkaç faktörü var. Bir tanesi 2014'te bugünkü siyasal gerilim, tarafların kendi partilerinin etrafında atomize oldukları o atmosfer yoktu. Dolayısıyla seçmen, örneğin Diyarbakır'da zaten kazanacağından eminse sandığa gitmek noktasında çok büyük bir gayret de sarf etmiyordu. Fakat HDP biliyorsunuz bir çözüm süreci partisi. Yani Kürt meselesinde artık meseleyi taşıyacak, omuzlayacak ve sivil alanda temsil edecek bir aktör olarak 7 Haziran'da ilk başarı hikayesini yazdı ve pik yaptı. Ve hemen arkasından 1 Kasım'dan itibaren Türkiye'deki atmosfer değişti. Şiddet ortamına geri dönüldü. 7 Haziran'da yazılan o başarı hikayesi ne öyle bir ortam oluştu tekrar yazılabilecek, ne de HDP 7 Haziran'daki kadar güçlü bir cazibe merkezi olabildi. Dolayısıyla bir de yerel seçimlerde genelde iki ana aktörün yarıştığını da hesap edersek, özellikle bu 3 ilde etraftaki irili ufaklı partiler, oylar bu çevreler etrafında toplanıyor. Örneğin 2014'te işte Hüdapar vardı. Bu seçimde Hüdapar olmayacak. İşte bölgede, özellikle bu 3 şehirde, hani batıda İyi Parti, batıda Millet İttifakı diye bir ittifak var. Saadet daha çok İyi Parti ve CHP ile giden. Fakat burada öyle bir şey yok. İyi Partili %1'de, 2'de kaç da oy olsa öyle Millet İttifakı'na falan değil, belediyelerde AK Parti'yi tercih edecekler. Şimdi 7 Haziran'dan bu yana ne oldu? HDP çok fazla baskılandı. Ondan sonra medyada artık görünürlüğü ortadan kalktı. Yani mesela iyi kötü bir İMC TV vardı. Artık o bile yok. Artı TV onun izlenme oranlarını henüz yakalayabilmiş değil. Dolayısıyla HDP kitlesi ancak işte burası gibi çok daha alternatif medya alanlarını ancak takip edebiliyor. Sahada HDP'nin görünürlüğü azalınca kitleyle aradaki iletişim zayıflamış oldu. Bu HDP'nin oyunun azalmasında bir faktör. Bir diğer faktör, 7 Haziran'dan sonra şimdi Kürt seçmen, yani Kürt dediğimiz şey zaten hiçbir zaman homojen bir şey değildi. Ancak 7 Haziran'dan sonra artık HDP'nin oyu da homojen bir oy değil. HDP'nin içinde 7 Haziran'dan bugüne HDP'nin içinde artık sadece diyelim ki partinin kemik kitlesi diyebileceğiniz oranın dışında başka tür, diyelim ki istikrar hesapları yapan, sınıf temelli bir şeyi olan, yani bir ekonomik olarak da düşünen, bunun gibi faktörleri de hesaba katıp tercih yapan ve AK Parti ile HDP arasında gidip gelen bir seçmen var. Örneğin genel seçimlerde HDP'nin oyun barajı aşması için HDP'yi tercih eden, ancak yerel seçimlerde ya oy kullanmayı tercih etmeyen ya da işte HDP çok da güçlenmesin bölgede kendisinin muhalefet tavrını ortaya koyan ve küçük böyle bir grupta var.